Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir videoyla karşınızdayım. Zaten bakın normal sesimle konuşuyorum. Birazdan Medcezir dizisindeki Mira gibi havuzun dibinde hıçkıra hıçkıra ağlamaya çalışacağım. Belki bu diziyi siz bilmiyorsunuz ama yayınlandığı dönemde acayip ilgi görmüştü. Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler bu dizide rol almıştı. Ben şu anda yazlığımdayım. Zaten biliyorsunuz YouTuberlar yazın yazlıkta olur. Çok paraları olduğu için. Sizi gibi fakir miyiz lan? Bakın işte havuzumuz orada. Evimizde tam 4,5 katlı Fortixlex bir villa. İsterseniz size bir ev vlogu yapıp evimi de tanıtabilirim. Merak ediyorsanız videoya villanı göster yazın. Bakalım çok kişi yazarsa hemen bir ev vlogu, villa vlogu çekerim. Şimdi isterseniz yavaş yavaş havuza doğru gidelim. Bu arada başlamadan önce videoya like atan ve aşağıdan kanala abone olan kardeşlerime çok teşekkür ederim. Evet bakın görüyorsunuz havuz bomboş. Gayet temiz ve nezih. Tatil yörelerindeki gibi iki ayaklı hayvanlarla dolu değil. Çünkü neden biliyor musunuz? Burası sadece bize ait. O kadar temiz ki ben daha dolmadan önce havuzun dibindeki bütün fayansları teker teker elektrik süpürgesiyle süpürmüştüm. Bakın burası da duş alma yeri. Beraber duş. Burada bir duş başlığı var. Bakın oynar başlıklı, böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Sakın havuza direkt böyle öküzler gibi duş almadan atlamayın. Burada mutlaka duşunuzu alın ve terinizden, pisliğinizden, kirinizden arının. Daha önemlisi de havuzun içine sakın işemeyin. Çişiniz geldiyse gidin kardeşim evinize yapın, oradaki tuvalete yapın. Havuzun içine işemeyin. Ben sizin yaptığınız çişi içmek zorunda mıyım? Bakın şimdi göstereceğim yerde havuzun makine dairesine gidiyor. Buradan böyle makine dairesine iniyorsunuz. Zaten ses geliyor, duyuyorsunuz. Makineler çalışıyor. Sakın siz merak edip de inmeyin. Elektrik çarpar, geberirsiniz. Şimdi biz işimize dönelim arkadaşlar. Bu dizide ne oluyordu? Mira, Tozlu Dere'nin delikanlısı Yaman'a aşık oluyordu. Tam bir sikimtirik yaz dizisiydi ama o dönemde bayağı izlenmişti. Zengin Mira, Yaman'dan hoşlanmasına rağmen onu aldatıyordu ve bu suçluluk duygusuyla kendini havuza bırakmıştı. Daha sonra da olaylar gelişmişti. Şimdi müsaade ederseniz ben şöyle bir üstümü başımı çıkartayım ve havuza girmek için hazırlanayım. Bakın böyle köpüklü köpüklü yıkanabilirsiniz. Sonuçta evde yapsanız parayla, banyoda iyi para tutuyor. Burada bedavaya yıkanabilirsiniz. Artık her şey hazır. Hadi şimdi Mira gibi bonemizi takalım ve havuza girelim. Köpek de havlama lan köpek. Bir o tarafa bir bu tarafa gittim ama Mira gibi ruhsal bir bunalıma giremedim. Şimdi biraz daha yüzeyim ve ruhsal çöküş yaşamaya çalışayım. Hatta bir dalayım bakayım ruhsal bunalıma doğru bir dalayım. Suya dalınca az da olsa bunalıma girdim arkadaşlar. Sırada ne yapmamız lazım? Hemen diziyi bir hatırlayalım. Mira böyle havuzun kenarına gelerek ara ara ağlama seanslarına giriyordu. Ben de şu anda havuzun kenarındayım ve ağlama seansına başlayabilirim. Yaman kusura bakma seni aldattım. Orkunç piçiyle seni aldattım Yaman. Evet, ağlama krizine de girdik. Şimdi sırada neler var? Şu anda her şey bunalıma girmek için ve havuzun dibinde kendini öldürmek için müsait. Ama Allah'tan benim ölene kadar nefesimi tutma yeteneğim var. Siz sakın denemeyin, geberirsiniz. Evet canlarım, suya doğru dalıyorum. Hakkınızı helal edin. Lan ben batamıyorum ya. Benim göbeğim büyük ya. İçinde biraz hava var arkadaşlar. O havayı atmam lazım. Bir saniye. Oh, şimdi belki dalabilirim. 1, 2, 3. Büyük ihtimalle Mira'nın ayağına taş bağladılar arkadaşlar. Montajda taşı sildiler Photoshop'la. Ben çünkü oturamıyorum içine. Eğer bu video 8 dakika olduysa ben şimdi burada kapatacağım. 8 dakika olmadıysa size tavuklarımı göstereceğim. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. 8 dakika olmadıysa kümesimde görüşürüz.
Canlarım işte bakın benim kümesim şurada. Hep beraber gidelim kümese doğru. Bu kümeste toplam 2 erkek 2 tane de dişi horozum var. Toplam 62 tane de tavuk var. Yani 62 tavuk artı 4 66 tane hayvanım var. Şuradaki buğday tarlası da benim, ben ektim. Biliyorsunuz ekmek buğday bu aralar çok sıkıntılı, bulamayacaksınız. Bu buğdaylara haset edip kendime 5000 kilo ekmek yapacağım. Şimdi tavuklar için yem ayarladım. Onları çağıracağım ve gelecekler. Gel. Bili 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 bili. Onları günde 3 öğün besliyorum arkadaşlar. Sonuçta bunlar YouTuber tavuğu, fakir tavuğu değil. günde bir kere yemek yemiyorlar, 3 kere yemek yiyorlar. Canları böyle tavuğu da yakalıyorum, gündüz bakıyorum. Ters çeviriyorum. Götüne bakıp yumurta var mı yok mu kontrol ediyorum. Şimdi hep beraber kontrol edelim. Götü boş, yumurta yok. Bunlara aslında yemek vermemek lazım ama yapacak bir şey yok. Çok seviyorum. Şuna bakar mısınız ya? Bu erkek bir tavuk arkadaşlar. Erkek tavuklar çok asi oluyor. Hadi bakayım ye yemeğini. Bu beyaz olan da dişi horoz arkadaşlar. Yiyin bakalım, yiyin bakalım. Oho. Bakın bir de erkek horoz var. Erkek horoz da geldi. Aa, götlere bakın, götlere. Ara. Burada yemek yerken yumurta kontrolü yapabiliyoruz. Bakalım. Bunda yok. Bunda yok. Aa, bunda da yumurta yok. Oğlum niye yumurtlamıyorsunuz lan siz hiç ha? Al bakayım. Aferin size. Bir de size yuvasını göstereyim bunların arkadaşlar, gelin. Yuvaları da gayet nezih ve kocaman. Burada fonlukları var. Buraya yumurtluyorlar ama şerefsizler hiç yumurtlamamışlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Bunları kesebilirim. Burada bir tane şeyleri var. Gece uyumaları için böyle bir tane tahta yaptım. Bu tahtanın üstünde gece uyuyorlar. Zaten betonarme bir yer. Geceleyin hiç üşümüyorlar. Sansar falan girmiyor. Sansar bunları yiyemiyor. Burası da bahçeleri. Bahçede de böyle çok kalın çitler var. Burada da böyle dikenli tel yaptım ki dışarıdan iki ayaklı hayvanlar gelip benim tavuklarımı çalmasınlar. Şimdi bakalım bana alışmışlar mı? Onları bir çağırayım, gelecekler mi? Gelin bakayım, gel. Gelmiyorlar. Alışmamışlar. Eğer isterseniz tavuklarla bir gün kümeste vakit geçirebilirim. 24 saat kümeste onlarla kalabilirim. Eğer böyle bir şey istiyorsanız yorumlara mutlaka kümeste bir gün kal yazabilirsiniz. Bu videomuz da bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı da unutmuyorsunuz değil mi canlarım? Yakaladım arkadaşlar. Bu da erkek bir tane tavuk. Bakalım yumurta var mı? Aa, bunda yumurta var. Demek ki yumurtlayacak şerefsiz. Hadi görüşürüz. Bay bay de lan. Hadi bay bay de. Bay bay de bakayım arkadaşlara. Bay bay de. Bay bay. Bay bay. Bu yumurtlayacak arkadaşlar. Bunu kümese koyayım da kaçmasın. Sağa sola yumurtlamasın. Sonra bulamıyorum yumurtaları.